Manşetlerin diline gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karasanoğlu'yla birlikte canlı yayına bismillah diyerek yayın açıyoruz. Sizler de bu yayına soru, yorum, görüş, değerlendirme hatta eleştirilerinizde katkı sağlayın dedikten sonra hemen Ali İhsan Bey'e dönüyorum. Nereden başlayalım diyorum ama dün Milli Gazete'yi göstermiştiniz siz. Milli Gazete'nin de bugün manşeti sizin söylediklerinize cevap niteliğinde. İsterseniz bir oradan başlayalım arkadaşlar versinler ekrana. Milli Gazete'yi ve Milli Gazete'nin manşetini bir göstererek yayını açalım. Neydi Milli Gazete'nin manşeti? Şöyle diyordu, takşişli atamaya takşişli açıklama diye vermiş. Siz de dün açıklamayı gösteriyordunuz zaten. Cumhurbaşkanının önem verdiği market projesinde yapılan takşişli atamanın üstünü örtmek için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi kayıtlarına bile resmi kayıtlarını bile yok saydılar diye veriyor Milli Gazete bu manşeti dün itibariyle tarım kredi kooperatiflerinin kendi sitesinde vardı. Bu isteyen bütün izleyiciler de internet sitesinden girip görebilirler. Uzun uzun anlatılıyor burada. Deniliyor ki Yavuz Mehmet Bulut'un şirketle olan tüm ilişkilerini sona erdirdikten sonra anılan firmalara ait ürünlerin bakanlık tarafından şu tarihlerde 17 defa tavşiş listesinde yer almasıyla herhangi bir ilişkisi ve bağı bulunmamaktadır. Yani bu şahıs genel müdür vekaletliğine atanan kişi 2013-2014 yıllarında kurucu olduğu şirketten 2016 yılında yanılmıyorsam ayrılıyor. En son itibariyle 2015 yılında ayrılıyor. 2015 yılına kadar ibraz edebildiği Milli Gazete'nin herhangi bir e, tahrifatla ilgili veya tahşişle ilgili bir ceza söz konusu değil. 2016-2017'den sonraki olaylara bahsediyorlar. Dün de küçük bir örneğini verdik. Benim arabam var. Arabamı 2015 yılında sattım. 2016 yılında üzerine geçiren arabayı alan kişi gitti alkollü olarak bir trafik kazasına karıştı. Ve efendim o plaka 2014 yılında Ali Bey'in üzerine kayıtlıydı deyip o araçtan dolayı eğer 2016'da yapılan benim sattıktan sonra yaptığı yapılan o kazadan ve alkollü olarak kazaya karışmaktan dolayı beni sorumlu tutacak olursanız yapacak bir şey yok demektir. Milli Gazete bugünkü manşetine bakmaya çalıştım. Dedim ki acaba buradaki başlıkta manşette dün itibariyle tarım kredi kooperatiflerinin yaptıkları açıklamaya cevap mahiyetinde bir şey var mı yok mu diye baktım. Ama burada sadece işte savunulmaya çalışıldı şu oldu. Ya Türkçe konuşalım. Türkçe olarak izleyicimiz de bir şeyi anlamaya çalışsın. Belirtilen yapılan savunma şu. Deniliyor ki biz burada genel müdür vekaleten atadığımız, genel müdür yardımcılığına vekaleten atadığımız şahısın hisselerini sattıktan sonra o şirketler 2 sene sonra, 3 sene sonra ceza almış. Satış yapıldıktan sonra o şirketin ceza almasının bu kişinin herhangi bir şekilde liyakatine tesiri yoktur diyor tarım kredi kooperatifleri. Eğer Milli Gazete diyorsa ki hayır o şirketlerde ortaklığını devam ettirdiği yöneticiliğini devam ettirdiği tarihte ki eylemler için ceza almıştır o şirketler diyorsa eyvallah diyemiyorsa kusura bakmasın Ramazan'a iki gün kala böyle yanlış yalan haberler yapmaya ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim. Evet, Cumhurbaşkanı'nın önem verdiği market projesi diyerek de Cumhurbaşkanı'na bu işe bir el atmaya da yönlendirmişler. Veyahut da bulaştırmaya mı diye onu da hatırlatalım. Yani Cumhurbaşkanı da bu işin içindedir, bu atamadan haberdardır. Cumhurbaşkanı da böyle ta işli e, ürünler imal eden bir kişinin bu göreve getirilmesinde bilgisi vardır diye acaba bir Kara leke Cumhurbaşkanı'na da sürmeye çalışıyorlar mı diyebiliriz. Evet, diye de biliriz. Ramazan da geldi Ali İhsan Bey. Akit gazetesi de Ramazan'a hazır. E, i̇ki tane de e, anonsa çıkmış bugün. 11 ayın sultanı Ramazan akit ile yaşanır diyor. Night Top'un editörlüğünde. Bir de akit Ramazan'da dev bir şahsere daha imza atıyor. Muhtasar İbni Kesir. Ayet ayet meal tefsir diye de vermişsiniz bunu. İsterseniz bunları nasıl ulaşacak okurlar bir takdim ederseniz ardından devam edelim. Ramazan sayfası ile ilgili iki ayrı sayfamızı inşallah gazetemizin içinde zaten zorunlu olarak gazetenin iç sayfalarında geçtiğimiz yıllarda da aynı uygulamayı yapıyorduk. Yine Nait Top abinin editörlüğünde hazırlanıyordu sayfalar, röportajlar ve İslami bilgiler veriliyordu. Yine aynı şekilde uygulamaya bu sene de devam edilecek iki sayfa olarak gazetemizin içerisinde çalışmamızı yapacağız ve o konuda da e, gerek oruçla ilgili, gerek zekatla ilgili, gerekse de Ramazan'da neler yapılmasıyla gerek, e, ilgili e, alimlerimizin, İslam alimlerinin eski yıllardan bugünkü gün mücel olarak e, görüşüne başvurabileceğimiz kişilerden alınan bilgiler aktarılacak bunun yanı sıra bir kampanya başlatmış oluyoruz e, kampanyanın özeti diyebileceğimiz şey şu 75 günlük aboneliği taahhüt eden herkese eski abone olabilir yeni abone olabilir hiç e, akit gazetesiyle belki uzaktan yakından bir işim olmaz diye düşünen bazı kişiler olabilir veya farklı gazetelere abone olan insanlarımız olabilir. Kim olursa olsun sonuç itibariyle 75 günlüğüne ben Akit gazetesine bundan sonrası için bugünden itibaren 75 günlüğüne abone oluyorum deyip Abonelik ücretini de peşin olarak ödeyen herkese bir hediyemiz olacak. O hediyemizi de peşin olarak vereceğiz. Yani bir iki gün içerisinde hemen taleplere gelir gelmez kendilerine ulaştırılacak bir tefsir, meal kitabından bahsediyoruz. Dolayısıyla belki erken hareket eden insanlarımız da Ramazan'ın başında bu kitaba da ulaşmış olurlar. Ramazan boyunca da hatimlerini hem mealini de okuyaraktan yapmış bitirmiş olurlar. Olurlar. Evet. Dün e, Akit Gazetesi'nin Fatih e, abone sorumlusu Ramazan karayla e, birlikte öğle yemeğinde birlikte olduk. E, ne günlerdi diyor eskiden diyor e, Ali İhsan Bey e, gazete aboneliği diyor. E, şimdi maalesef bu dijitalleşme çağıyla birlikte e, abone sayısının yine özellikle Fatih bölgesinde çok iyi olduğunu ama ciddi bir düşüşün de olduğunu e, söylüyor yani eskiden e, Fatih'te 30 bin sattıklarını e, 30 bin aboneye e, hizmet verdiklerini söylerken şimdi 3 binler civarında bir rakamdan bahsediyor mesela yani ben 350-400 bine Türkiye genelinde Elif Bağ kampanyası kampanyasıyla birlikte ulaştığımızı biliyorum ki birçok Anadolu çok daha iyi durumdaydı o tarihlerde. Ee, Anadolu'dan yoğun olarak talep geliyordu. Çoğunlukla da zaten insanlarımız çocuklarına Elif Bağ dediğimiz yaz ayları girerken okullar tatile girer girmez verdiğimiz bir hediyeydi okuyuculara çocuklarına torunlarına Elifba öğrenmeleri için Kur'an'a bir adım olması açısından bastığın zaman tuşlarına ki bunu söylediğim yıllar takriben Ben bir 20 yıl falan öncesinden bahsediyoruz yani 1998 99'lardan bahsediyoruz Dolayısıyla o tarihlerde dijital gelişme de bu kadar yaygın değildi Türkiye'de buna rağmen Elifba kampanyası başlatmıştık özel olarak hazırlattırdığımız bir <laughs> elif bayi bastığınız zaman elif işareti olan tuşa bastığınız zaman elif diye veyahut da onun okunuşunu size tekrarlayan hatta kısa sureleri de okuyan bir dijital bir ürün hazırlattırılıp Yerli olarak hazırlattırılıp Aha. okuyucularımıza hediye vermiştik. Orada zirve yapmıştı Akit gazetesi hem abonelikte hem de bayi satışında ayrı ayrı. E bugün itibariyle belki o rakamlara ulaşma imkanı olmaz. Ama <laughs> evinde Kur'an-ı Kerim mali olmayanlar için bir fırsattır diye düşünüyorum. Ayrıca belirteyim kupon falan da toplanmaya gerek yok. Temsilcilere gidilip. Temsilcilerin listesi de iç sayfamızda gazetenin 12. sayfasında yer alıyor. Onlarla irtibata geçerek biz 75 günlük abonelik taahhütünde bulunuyoruz. Ücretini ödeyelim denildiği zaman kitapları da kendilerine teslim edilmiş olacak. Ardından da gazeteleri 75 gün boyunca gelecek. Ama herhangi bir şekilde kupon biriktirip, kuponları bir yere verip, sonrasında kuponlar verildikten sonra kendilerine kitapların gelmesini beklemelerinden falan gel Gerek yok. Hemen birkaç gün içerisinde ya, abone olanlar ücretlerini ödeyenler arkasından kısa bir süre içerisinde kitaplarına ulaşmış olacaklar. Evet, hem kitaplarına ulaşacaklar hem gazetelerine okuyacaklar. Tabii. Şimdi e, gelelim Ali İhsan Bey. Türkiye Gazetesi bugün 50 yaşındaymış. 50 yıl. Bugün doğum günümüz diyor e, Türkiye Gazetesi. Ve Türkiye Gazetesi yol arkadaşımız oldu diye Cumhurbaşkanı Böyle bir değerlendirmede bulunmuş ama diyor ki burada Türkiye gazetesi çıktığı gün İnönü ölmemiş iki Almanya birleşmemiş Sovyetler dağılmamıştı İstanbul boğazında köprü yoktu diye vermiş Türkiye gazetesi bunu ama siz doğmuştunuz değil mi Ali İhsan Bey? Ya i̇şte İmam Hatip'e yeni başlamıştım diyelim. Yani Daha bu da, 50 yıllık öyküsünde okul. ne katkı verdi e, Türkiye Gazetesi e, Türk medyasına? Şimdi belki o tarihler itibariyle önemli olabilir. Türkiye Gazetesi'nin çıkışı yani o tarihler... Hürriyet, milliyet diyelim Türkiye'deki bir anlamda medyanın başında gelen gazeteler ve onların da haber sitili Cumhuriyet Gazetesi de o tarihte tabii ki yayında. Bunların verdikleri e, Türkiye'ye ne vardı diye bakarsak belki Türkiye Gazetesi veya sonrasında işte Akit Yeni Şafak ve Milli Gazeteler neler vermiştir diyerekten daha saatli bir değerlendirme yapmış oluruz. Eğer... Hürriyet, milliyet, cumhuriyet o tarihteki gazeteler itibariyle hmm. söylüyorum. Hmm. Türkiye'deki insanların kafasını karıştırmak, zehirlemek için çaba sarf ediyorlarsa, hani 1960'lı yıllarda Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı gibi imamın keçisi çalındığı halde imam keçi çaldı diye haberlere imza atılıyorsa ve Türk medyasında hmm. bunlar yer alabiliyorlarsa ve kendilerine bir yer bulabiliyorlarsa e, Türkiye Gazetesi'nin çıkması, o tarihlerde Milli Gazete'nin çıkması, o tarihlerden 20 yıl sonra Akit Gazetesi'nin yayın hayatına başlaması Türk medya dünyası için tabii ki önemlidir. İmamın keçi çalmadığını, imamın keçisinin çalındığını belirtilmesi ve doğruların okuyucuya ulaşması noktasında hem Akit'in, hem Türkiye Gazetesi'nin, hem Milli Gazete'nin, hem Yeni Şafak'ın ...tüm e, sağ cenahtaki muhafazakar medyanın o dünyaya adım atması çok önemli diye düşünüyorum. Evet, gelelim sizin yazdığınız yazıya Ali İhsan Bey. Yeni Çağ Gazetesi'nde de bir haber var bugün. Şentop istifa etmeli diyor e, Yeni Çağ Gazetesi'nde. Çünkü niye? Bugün e, 22 Nisan, yarın 23 Nisan. Evet. Şimdi bir tartışma devam ediyor. 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Olmalı mıyız olmamalı mıyız tartışması devam ediyor. Ve bu bağlamda da e, özellikle Kılıçdaroğlu gibi e, isimler ille mecliste olmanın zorunluluk olduğuna dönük bir değerlendirmeyi paylaşıyorlar. Siz de bu bağlamda bir yazı yazmışsınız. Cuma ile birleştirerek isterseniz Şentop'un o çağrısına sert tepki diye vermiş zaten e, Yeni Çağ Gazetesi haberi bir değerlendirme. İşin başından bir başlayalım diyorum. Mustafa Şentop'un işte grup başkan vekillerine yanılmıyorsam bir karşılıklı sohbet sırasında bir bilgi aktarımı olmuş. 23 Nisan günü mecliste olacağız kutlama yapacağız. 23 Nisan neydi? 23 Nisan Büyük Millet Meclisi'nin 1920'de kuruluşu ile ilgili tarih 1920 yılında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde diyelim Büyük Millet Meclisi kurulmuştu onun da küpürünü verelim en güzel küpürü bize yarını bekliyoruz tabii 23 Nisan'da vermeyi düşünüyoruz ama akşam gazetesi bugünden vermiş akşam gazetesinin hemen logosunun üstünde sağ köşede Milletin tek merciği TBMM'dir şeklindeki bir başlıkla başlık çok önemli değil önemli olan fotoğraf Oradaki fotoğrafta Mustafa Kemal ve hocalarımız, milletvekilleri Büyük Millet Meclisinin açılışı için dua ediyorlar. Hacı Bayram Camii'nde Cuma namazı kılınıyor ve bu Cuma namazı sonrasında Büyük Millet Meclisi açılıyor. Bu Büyük Millet Meclisinin açılışı öncesinde de orası da çok önemli bir genelge bir tamim yayınlıyor Mustafa Kemal ve o tamimde 23 Nisan günü. Hacı Bayram'da kılınacak cuma namazı sonrasında Sakalı Şerif ve Sancak Şerif alınarak meclis binasına gidilecek ve meclis duaala ile açılacak ki daha önemli bir ayrıntı daha var sahihi buhari, Okunarak. Şimdi Türk toplumunda çok fazla e, hadisi şerif okuması yapma şeklinde bir alışkanlık yok. Kur'an-ı Kerim okuyoruz, Kur'an-ı Kerim hatim indiriyoruz, yani Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar okumaya hatim diyoruz. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i belli aralıklarla mutlaka tümünü okuyalım diye bir alışkanlığımız var. Türk toplumunda da var bu. Ama işte sahihi, buhariyi alalım elimize başından sonuna kadar bir okuyalım şeklinde Türk toplumunda bugünkü toplumda bir alışkanlık yok. Ama o Osmanlı toplumunda varmış ki Mustafa Kemal genelgesinde şöyle diyor sahih Buhari okumaları yapılarak hatimleri indirilerek Kur'an-ı Kerim okumaları hatimleri indirilerek Cuma gününün de mübarek olmasından bir istifade istifade ederek meclisi açacağız. Bu meclis işte. Türkiye'nin kurtuluşu için o yabancı işgalinden kurtulması için harekete geçen meclis, o meclis eller açılmış, dua ediliyor. Cuma namazı sonrasında cuma namazının mübarekliğinden istifade etmek isteniliyor ve sonrasında şimdi bugün geldik. 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne yani şu açılışın 100. yıl dönümüne geldik. 100. yıl dönümünde fitne fesat odakları ve o açılışı unutturmaya çalışanlar bu açılışın Hatimler indirilerek, dualar edilerek, Kur'an-ı Kerim okunarak, sahih i Buhari okunarak yapıldığını gözlerden uzak tutmaya çalışanlar şimdi çıktılar. Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünü kutlamak istemiyor gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bugünkü Emin Çolaşan'ın Sözcü Gazetesi'ndeki yazısında var. Bir taşla iki kuş vurdular diye. Bir taşla otuz kuşu vuranlar sizlersiniz Emin Çolaşan. Veya CHP kafalılar. Böyle bir tabloyu ...tam tersine çevirenler sizlersiniz. Yani dua edilerek, Kur'an-ı Kerim okunarak, hatimler indirilerek... ...cuma namazına gidilerek yapılan bir açılışı bambaşka bir şekle çevirenler... ...emin çolaşan kafasındaki insanlar. Bu insanların yaptıkları bu e, tahrifatı nasıl düzelteceğiz diye biz kara kara düşünürken... ...bir de onun 100. yıl dönümünün... Kutlanmaması için çaba sarf edildiğine dair bir kara propaganda yapmaya çalışıyor Emin Çolaşan ve avanesi. Tabi bu arada Faik Öztürak hemen kafayı çıkartıyor diyor ki Mustafa Şentop dedi ki herhangi bir şekilde <laughs> siyasi parti genel başkanlarının gelmesini arzu etmiyoruz. Genel olarak bir kutlama yapalım. Çünkü koronavirüs salgını var. Herhangi bir şekilde bu virüs meclis içerisinde de bir bulaşı söz konusu olmasın dedi diyor. Ama Fa, e, bu übür taraftan Mustafa Şentop'a sorduğumuz zaman Mustafa Şentop da üzüntü ve esefle karşılıyorum diyor. Ben siyasi parti genel başkanları gelmesin diye bir şey söylemedim. Sadece eğer katılmazlarsa, hmm. eğer bulaşı noktasında daha asgariye indirebilecek olursak faydalı olur diye düşündüm diye aktarıyor e, söylediği şeyleri. Ama bunun üzerinden işte bir taşla 30 kuş birden vurmaya çalışanlar geliyorlar 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 burada hem bu tabloyu karartmaya çalışırken diğer taraftan da dindar insanları suçlamaya devam ediyorlar. Ben Faik Öztürak'ın veyahut da herhangi bir şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerini bir masaya yatırmak istedim. Neyle masaya yatırmak istedim? İşte cuma namazına biz gidemiyoruz. Bugün itibariyle 5. haftayı dolduruyoruz. Öbür taraftan teravihler yarın başlayacak. Evimizde kılmaya mecbur kaldık diyoruz. Evimizde kılalım diyoruz. E diğer taraftan bakıyorsunuz bayram namazı nasıl olacak diye şu an düşünüyoruz. Böyle bir çerçevede biz Allah'ın emri olan cuma namazlarına bile gidemiyor iken... Bu kişilerin yaptıkları algı çalışmasına bakın. Efendim 23 Nisan 1920'nin kutlanması 100. yıl dönümü niçin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılamıyor diye bir de karşı tarafa da karalamalar yaparaktan bunu algı çalışması olarak yapıyorlar. Tabii bu çerçevede ben biraz daha yazıda şöyle bir ifade de kullanmaya çalıştım. Dindar insanları yıllardır gerici, yobaz, cahil, efendim aydınlanmaya karşı insanlar olarak gösteriyorlardı. Fakat bugün geldiğimiz noktada dindar insanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yaptığı açıklamalara peki dediler. Cuma namazlarını kılamıyorlar. Yerine öğle namazını evlerinde kılıyorlar. Fakat geliyorsunuz CHP'nin şu bakış açısına. CHP'nin bakış açısında 23 Nisan'ın 1920'nin 100. yıl dönümünü biz mutlaka ve mutlaka mecliste kutlayacağız. Herkes gelecek oraya. Hatta utanmasalar insanlar da milyon milyon gelsinler. Anıt kabirde kutlayalım diyecekler. E o zaman gerici kim oluyor? Yobaz kim oluyor? Bazı şeylere körü körüne bağlı alananlar, sağlığın söylediğini, bilimin söylediğini göz ardı edenler kim oluyor? Dindar insanlar mı yoksa CHP kafalılar mı? Takdirini de izleyiciye bırakmış olalım. Evet, takdirini izleyiciye. Cumhuriyette de var herhalde değil mi Ali İhsan Bey e haber? Yani Cumhuriyet gazetesi de o konuyu birazcık e, işlemiş. Hem Kılıçdaroğlu'nun e, açıklamaları üzerinden hem de e, başka açıklamalar üzerinden de Kılıçdaroğlu 100. yılda dünyayı ve Türkiye'yi Cumhuriyet'e yazdı. Alçak gönüllü bir uygarlık mümkün diyor. Arkadaşlar versinler isterseniz habere. 23 insanla ilgili tabii Cumhuriyet Gazetesi'nde de var, Sözcü Gazetesi'nde de var. Birçok gazetede yeni çağ bakın tam birbirine ters çizgideki gazeteler buluşmuşlar. Mustafa Şentop'u hedef tahtasına koymuşlar. Yeni Çağ Gazetesi Yeni Çağ'ın biraz önce başlığını koyduk Şentop'un o çağrısına sert tepki diye. Bakıyorsunuz Şentop'un öyle bir açıklaması da çok net olarak yok. Ben hatta şunu da söylemek zorundayım. Mustafa Şentop eğer böyle haksız bir talepte yani karşısındaki kişinin kabul etmeyeceği bir öneriyi yaptı ise o kişi kimse çıksın bizim karşımıza desin ki ya bana Mustafa Şentop böyle bir teklifle geldi o teklifi yaptığı anda ben şöyle bir tepkimi koydum desin ki biz de anlayalım verilen tepkinin gerçekten haksız bir öneri sonrasında olduğunu ama şimdi ne yapıyorlar Kara, kapalı kapılar ardında yapılan konuşmaları veyahut da bir telefon konuşmasındaki bir öneriyi şöyle mi yapalım böyle mi yapalım diye yapılmış bir istişareyi getiriyorlar bambaşka şekilde gösteriyorlar. Eğer CHP gerçekten 1920 ruhuna sahip çıkmanın 100. yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geniş bir katılımın koronavirüs salgınının tartışıldığı bir günde geniş katılımlı bir etkinliğin olmasını arzu ediyorsa Mustafa Şentop kendilerine bu öneriyi get getirdiği an kime getirdiyse o öneriyi o öneriyi alan kişi hemen hayır efendim Mustafa Bey. Kesinlikle biz böyle bir öneriyi kabul etmiyoruz. Biz aslanlar gibi koronavirüsten öleceğimizi de bilsek 1920'nin 100. yıl dönümünde geleceğiz. Büyük Millet Meclisi'nde olacağız. Kemal Kılıçdaroğlu da olacak. Hepsi olacak. Ezanlara saygısızlık eden milletvekilimiz de orada olacak. PKK'ya destek veren Sezgin Tanrı Kulu da orada olacak. Bir tane fire vermek sizin biz orada bulunacağız. Hatta işbirliği yaptığımız İstanbul Belediyesi'ni, Ankara Belediyesi'ni birlikte seçtirdiğimiz HDP'liler de orada olacaklar. HDP'lilerle birlikte İstiklal Marşı'nı biz burada Büyük Millet Meclisi'nde okuyacağız. Bunun taahhüdünü veriyoruz. Dolayısıyla yaptığınız öneriyi kabul etmiyoruz." demiş mi dememiş mi çıksın o olayın canlı şahidi kimse açıklasın. Eğer öyle bir olay olmadıysa bunlar oturdukları yerden bir hikaye yazmışlar. O hikayeye şimdi milletin inanmasını istiyorlar. Evet, Sözcü Gazetesi'nde de 23 Nisan'da liderler mecliste bulunmalı diyor diyor Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu meclis başkanının 23 Nisan'da gelmeyin çağrısını reddetti açılışın 100. yılında tüm liderler mecliste olmalı ben gideceğim dedi diye veriyor sözcü gazetesi e, bu haberi öyle gözüküyor ki e, ciddi bir krizimiz var Ali İhsan Bey. Biz nereden geldik buraya? 2003 yılında, 2004 yılında AK Parti daha yeni iktidara geldiği zaman Necdet Sezer Cumhurbaşkanı'ydı. Cumhurbaşkanı olan Necdet Sezer'in e, gerek 23 Nisan etkinliklerinde, gerek e, 29 Ekim etkinliklerinde ve diğer ulusal milli bayramlarda işte başörtülü başörtüsüz ayrımı yaparak milletvekillerini davetlere çağırıp çağırmamasında biz bu tartışmaları yaşadık. Bu krizleri yaşadık. O günlerden bugünlere geldik. Hatırlayın 2003 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Bülent Arınç eşli olarak ki eski yıllarda da aynı uygulama vardı. Eşli olarak davette bulunduğu için vay efendim başörtülü milletvekili eşleri bulunacağına göre biz orada bulunmayacağız diyen CHP'lilerin olduğu ve katılmadıkları 23 Nisan'dan bahsediyoruz. Tekrar altını çiziyorum. 23 Nisan 2003 2004 kutlamalarında sırf Bülent Arınç'ın eşi başörtülü olduğu için, Tayyip Erdoğan'ın eşi başörtülü olduğu için 23 Nisan etkinliğine Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantısına katılmayan veyahut da verilen davete akşam verilen resepsiyona katılmayan CHP milletvekillerinden bahsediyoruz. Bugün geldiler geldiler yine bir maraza çıkartıyorlar. Yine bir kavga çıkartıyorlar. Bu kavganın sebebi şimdi de vay efendim siyasi parti genel başkanları gelmezse daha uygun olur. Onları daha fazla korumamız lazım. Çünkü onların hemen hemen tamamının yaşı 65 yaşın da üzerinde. Yani en genci de Tayyip Erdoğan diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşı 71. Devlet Bahçeli'nin yaşı yine benzer şekilde 70 civarında. E, Tayyip Erdoğan'ın yaşı 65'ini doldurduğunu biliyoruz. Doğum günü kutlamaları yapılmıştı. Dolayısıyla bu parti genel başkanlarının koruma amacıyla söylenen bir öneriyi getirdiler, getirdiler, getirdiler. Yine bir kavganın, bir krizin ki CHP varsa mutlaka orada kriz var demektir. 2003'te krizin sebebi bir başkaydı. Yine 23 Nisan törenlerinde çıkartmışlardı. Şimdi 2020 yılındaki krizin gerekçesi bir başka gerekçe. 2003'te olanları bir ayrıntısıyla daha tekrar etmeye etmez, etmekte fayda var. Şöyle ki Bülent Arınç ilk yılında başörtülü eşlerle birlikte davette bulunuyor. Ertesi yıl o yıl için 2003 yılı için CHP milletvekilleri falan kutlamaya gelmedikleri için hmm. bir yıl sonra bu sefer Bülent Arınç eşsiz davette bulunduğu zaman bu sefer de şöyle bir algı oluşturuyorlar. Efendim niye eşsiz çağırdınız? Sebebi nedir vesaire diyorlar işte o meşhur Bülent Arınç'ın şeyini şey ettiğiminin şeyindendir şeklindeki bir anlamda vecize haline gelmiş olan söz sarf edilmiş oluyor. Ama bu CHP'lilerde bir utanma var mıdır diye baktığınız zaman geçmişe dönüp 2003'te neyseler... 1990'larda neyseler 2020 yılında da aynısını yapıyorlar, tekrar ediyorlar. Bunlar nerede CHP varsa, nerede CHP'li bir kafa varsa orada kriz var demektir. Dolayısıyla fazla da ciddiye almaya da gerek yok. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından manşetlerin dili kaldığı yerden devam etsin.